Merhaba arkadaşlar. Bu derste size eğitim hazırlamanız için birkaç yöntemden ve bu yöntemler için gerekli olan hazırlıklardan bahsedeceğim. Dersi nasıl anlatacaksınız? Bu bence oldukça kolay bir yöntem. Bunun için kayıt yapabilen bir kamera, ki cep telefonu da burada başlangıçta işinize yarayacaktır. Sessiz bir ortama ihtiyacınız olacak. Bir adet yazı tahtasına, çok rahatlıkla kırtasiyelerden bile bulabileceğiniz yazı tahtaları artık günümüzde her yerde var. Farklı renkli kalemler işinize yarayacaktır. Belki uzun kablolu bir yaka mikrofonu işinize yarayabilir. Çünkü eğer belirli bir mesafede olacaksanız sesiniz kameraya kadar ulaşamayabilir. Anlatacağınız konuyu önce tahtayı yazılı hale getirirsiniz. Sonra da kameranın kayıt düğmesine basıp dersi anlatmaya başlarsınız. Bu işlem bu kadar kolaydır. Daha sonra çekim yaptıktan sonra onu tekrar düzenlemeniz, yani editlemeniz gerekecek. Onunla da ilgili yöntemleri anlatacağım. Bunun için anlatacağınız konuyu çekime başlamadan önce metin olarak yazmış olmanızı öneriyorum. Yazıyı bir teleprompter ile kaydırmanız ve sizin o yazıyı okuyarak video çekimini yapmanız gerekir. Teleprompter nedir derseniz, onun da resmini şimdi paylaşayım. Bu resimdekiler oldukça profesyonel araçlar. Karşıdan yazıyı kolaylıkla okumanızı sağlayan araçlar. Bir de benim kullandığım ve tamamen ücretsiz olan iPhone veya iPad'de kullanılabilen bir uygulama var. Ve ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Application Store'a giderseniz Parrot Teleprompter şeklinde bir arama yaparsanız ve ekranda gördüğünüz simgeli uygulamayı telefonunuza indirirseniz bu teleprompter'a sahip olursunuz. Dediğim gibi ücretsizdir. Okumanız gereken yazıları bu uygulamanın içine kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve sonrasında kameranın karşısına geçip kayan yazıları okuyorsunuz. Bu yöntem bütün yöntemlerin içinde en kolay olan yöntem. Gerekli olan malzeme de oldukça azdır. Ben Mac kullanıcısı olduğum için Keynote kullanıyorum. Bu daha çok PowerPoint'in karşılığında olan bir yazılım. Oldukça basit bir işlemle sesinizi kaydeder ve daha sonra video haline getirip Udemy gibi sitelere atmanıza imkan sunar. Ben açıkçası bu yöntemi birazcık soğuk buluyorum. Genellikle ben görüntülü videolar çekmeyi tercih ediyorum. PowerPoint kullanarak veya Keynote kullanarak bu çekim nasıl yapılır? Bunun için aşağıya yine iki tane link bırakacağım. Anlatımlar İngilizce ama oldukça basit anlatımlar var. Eğer anlayamadığınız bir şey olursa lütfen yorumlar bölümüne yazınız. Ayrıca yazılı açıklamalarda bulunurum. Eğer tek tek bir şey anlatacaksanız, bence en etkili yöntem yazarak anlatmak. iPad'de kullanılabilecek Explain Everything diye bir program var. Bu aylık 47 lira ücret ödenerek kullanılabilen bir program. Linkini aşağıya bırakacağım. Ben bu uygulamayla 16 saatlik bir eğitim gerçekleştirdim. İnanın her an gerçekten çok eğlenceliydi, çok zevkliydi. Çok kaliteli bir program. iPad'i bir yazı tahtası olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Yazılarınızı ve anlattıklarınızı program kaydediyor. Bir video haline getirip ders içeriği olarak kullanmanıza imkan veriyor. Programın içinde kendi araç çubukları var. Yine neyi nasıl kullanacağınıza dair sitenin içinde zaten bilgiler var. Bunu da linkini sizlerle paylaşacağım.